Cümleten selamun sevgili dostlar. Sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. 21 Ağustos 2022'nin en son videosu. Belki bir canlı yayın patlatabiliriz gün bitmeden ama en son videosu olacak şekilde bunu ayarlamaya çalışıyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde giriş yapayım. Glambach'tan Maxi Gomez için açıklama çok değerli biri diye başlamışlar söze. Şimdi Borussia Mönchengladbach sportif direktörü Roland Virkus Fenerbahçe'nin istediği Valencia'nın Uruguaylı golcüsü Maxi Gomez hakkında açıklamalarda bulunmuş. Ve e, güzel açıklamalarda bulunmuş aslında. Ama sizler ne dersiniz bilmiyorum. Birçok pozisyonda ver rolde oynayabilen, oynayabilen çok değerli bir oyuncu. Transfer piyasasında çok değerli oyuncular tespit ettik ama şimdi e, bunun hakkında konuşmak istemiyorum. Bakalım hangi transferleri gerçeğe dönüştürebiliriz demiş. Transfer piyasasını yakından takip ediyoruz. Hücum hattına transfer yapmak istiyoruz. Ancak alacağımız oyuncunun bize de tam olarak uyması gerekiyor demiş. Ve gıla ayrılmak istiyorsa falan filan diyor. Ee, ayrıca 12 milyon euro içinde hani bu ekibi kendi ekipleri için pahalı olduğunun da altını çizmiş. Maxi Gomez konusunda enteresan şeyler oldu biliyorsunuz değil mi arkadaşlar? Maxi Gomez için dün dediler ki Fenerbahçe Maxi Gomez için Valencia'ya sunduğu teklifi yükseltti. Ve şu anda Uruguaylı golcüyü satın almak için ilk sıraya yerleştirdi. Sky Sports is in the game. Sonra ne oldu? Sonra ne oldu? Bugün dediler ki Fenerbahçe bugün yaptığı oyuncu satışından sonra Maxi Gomez için transfer teklifini arttırdı. Hocam bugün satış mı yaptık? Yaptık bekleyin. Valencia kabul ederse transfer birkaç saat içerisinde tamamlanabilir dediler. Maxi Gomez Atletico Bilbao karşısında sakatlanan Higo Duro'nun yerine 17. dakikada dahil olmuş oynam ve e, iğrenç bir performans sergilemiş. Neredeyse topla hiç buluşmamış. Bazıları da şey diyor. Fenerbahçe'ye gitmek için kötü oynadı diyor. Hayır kötü bir futbolcu. Yani 12 milyon euro etmez bir futbolcu. O yüzden ona da dikkat etmekte fayda var. 12 milyon euro etmez ya. Hayır abicim etmez ya. Ben dedim o etmez ya. Şimdi Valencia'nın Edison Cavani'yi transfer etmek için Maxi Gomez'i acil bir şekilde satması gerektiğinden de bahsetmişler. Fenerbahçe teklifi her an kabul edebilir. Fenerbahçe'nin teklifini demişler. Vallahi kendileri bilir. Ama bu Valencia takımıyla kimse gol atamaz diyor arkadaşlar. izleyen arkadaşlar. Hocam Fenerbahçe para kazandı bir şeyler diyordunuz. Fenerbahçe'den Suudi Arabistan'a gitti. Fenerbahçe Marcel Tisserant'ın Al Ittifak kulübüne transfer olduğunu açıklamış. <laughs> El Ittifak Badi kulübü Fenerbahçe'de kadroda düşünülmeyen Tisserant'ın yeni durağı Suudi Arabistan ekibi oldu. Fenerbahçe'den yapılan açıklamada profesyonel futbolcumuz Marcel Tisserant'ın transferi için Suudi Arabistan Ligi'nin Ittifak FC kulübü ile anlaşma sağlanmıştır. Marcel Tisserant'a bugüne kadar kemikleri için teşekkür ediyor. Kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz demişler. Bon servis bedeli 3 milyon euro diyorlar. Şimdi bon servis bedeli konusunda çeşitli açıklamalar var. Fakat ben size başka bir sıkıntıdan bahsedeyim. Komik bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi Al-Ettifak için 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıklamış sadece. Fenerbahçe'nin 3 milyon euro bon servis bedeli kazandığı iddiaları var. Fenerbahçe ile 54 maça çıkıp bir gol 3 asist yapmıştı Tisserant. Şimdi Suudi Arabistan basınına göre 3 milyon euro verildi. Suudi Arabistan'dan çalıp ülkemizde paylaşan duyumculara göre de 3 milyon euro verildi. Yani Suudi Arabistan'dan çalıp ülkemizde de duyumunu veren arkadaşlara göre yine 3 milyon euro verildi. Ee, üstek yani Suudi Arabistan'dan bir saat sonra birkaç saat sonra söyledi. Sağ olsunlar. Şimdi Tisserand'ın transfer marketini açın. Biz Tisserand'ı 4 milyon euroya almışız Wolfsburg'dan. Ben de diyorum ki 2 milyon 400 bin euroya aldık. 1.6 milyon euro daha az ödedik. Diyelim benim dediğim doğru. Bugün de 3 milyon euro diyorlar. 3 milyon euroyu 1.6'nın üstüne eklediğin zaman ne yapar? 4.6. 400 bin euro daha. İçeride kalan 400 bin eurosu vardır. Belki alacağım da bırakmıştır. 5 milyon euroya gitmiş olabilir mi? Ya ben niyeyse hani ister transfer market yazsın ister başka bir yer yazsın. Ben 5 milyon euroya e, sattığımızı düşünüyorum ya. İçimden birisi öyle söylüyor. İşin şakası bir taraf ama bir hafta önce dedim ki arkadaşlar bakın 5 milyon e, euroya El İttifak Kulübü'ne gidecek diye bir duyumum geldi. İnanmak istiyorum. Normalde ben Udinese'ye 3 milyon euroya kesin olarak gelecek. Yani 3 milyon euro %100 olarak kasamıza girecek duyumunu veren kişiyim. Udinese ile anlaşma her şey çok iyi giderken dedim ki arkadaşlar beklettiğimize göre bir şey var. Bekleyin. Aman bir sorayım, soruşturayım, edeyim diye. Sonuç olarak dedim ki arkadaşlar 5 milyon euroluk bir teklifin olduğu El İttifak'tan. Geldim. İnşallah doğrudur. Maaş çünkü 1.8 diyebiliyorum ben ama 2.8 diyenler oldu, 2.5 diyenler oldu. Şimdi gitti ya. Muhtemelen 500 bin euro falan alıyordur diyecekler onlar yıllık ücret babında. 2.8 milyon euro diyenler vardı. Ben 1.8 milyon euro yıllık ücret diye biliyorum. Üstüne basa basa da söyleyeyim bunu. Vallahi bonus, şey bonus servis konusunda çok bir şey söyleyemiyorum. 4.5'a da gitmiş olabilir. 500 bin euro içerideki parasını bırakıp 5'e de tamamlamış olabilir. 4.250'ye gidip içeride 750 bin eurosunu bırakmış. 5'e de gitmiş olabilir. Ama bana gelen duyum 5 milyon euro şeklinde. Ben bana gelen duyum neyse onu söylemekle mükellefim arkadaşlar. Yükümlülüğüm bu şekilde. Şimdi kulüp 4-4.5 milyon euronun altı olduğu için açıklayamaz diyorsunuz. Hayır arkadaşlar böyle bir zorunluluk yok diyebiliyorum ben. Niye? O zaman ya Fenerbahçe'de bir sıkıntı var ya transfer markette bir sahtekarlık var. Nasıl yani? Geçtiğimiz sezon Mergin Berişa Fenerbahçe'ye transfer oldu. Değil mi? Orada 5 milyon euro yazdılar. Berişa kap diyeyim çıkarsa. Yani orada 5 milyon euro dediler Mergin Berişa için. Ama Fenerbahçe'den 5 milyon euro için e, açıklama yapılmadı. Fenerbahçe Berişa'yı kapa bildirmedi geçen sene. 4,5 milyon euro altı bonservis bedellerini bildirme zorunluluğu yok arkadaşlar. Değil mi? Ben geçtiğimiz sezon beri şey 2,5 milyon euro aldığımızı söylemiştim. Öyle hatırlıyorum. Bilmiyorum demek ki bizde de sıkıntı var arkadaşlar ya da 4,5 milyon euro olayı bir tuhaf. Yani transfer markta göre 5 milyon euro. Yani transfer markta göre 5 milyon euro. Ama bize göre değil. Bu arada kulübümüzün yapılan açıklama 4 yılına renklerine bağladı şeklindeydi geçen sene. Ya transfer markada bir sahtekarlık var. Ya bu 4,5 milyon euro olayında bir hata var. Bilmem anlatabildim. Bu arada Berisha kim ya? Berisha Berisha dedim ama Berisha kim onu da çok çözemedim ama neyse. Şimdi Tisserant için bir şey daha belirteyim. Beştaş'ta Wellington'a El İttifak Kulübü talip oluyor. Alacak oluyorlar. 3 milyon euro da bonservis bedeli ödeyecekler. Ama Wellington sağlık kontrollerinden geçemiyor. Artık Beşiktaş'a gelirken nasıl geçti? Kim geçi, geçirdi? Beşiktaş'a yani gelirken kim geçirdi? E, sağlık kontrollerinden. Bilmiyorum. Ama e, Wellington olmayınca Tisserant'a dönüyorlar. Ve Tisserant'ta 3 milyon euro diyor sosyal medya. Gitmiş oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Bu arada Berişak'ım. Ya, bunu da bilmiyorum. Şimdi Berisha kim derken şunu da belirteyim. 4.250'ye giderse Mergin Berisha yarın bir gün bana demeyin hocam zarar ettik diye. Ben zarar ettiğimizi düşünmüyorum. 4.5-16'ını kapabildirmek gerekmiyormuş. Öyle söylüyorlar. Biz kapabildirmedik Berisha'yı. Ya Twitter transfer markette bir yalancılık var ya başka bir olay var. Onu söyleyeyim. Fenerbahçe'de 6 ay görüşme odasına diye haber yapmışlar hemen. Ee, dünkü haberlerden sonra. Kaptan Altay Bayındır'la yeni sözleşme için masaya oturmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe diyor. İlk yıl 3,5 milyon lira garanti ücretle oynadı. Bu sene sözleşmesi gereği 3,8'e çıktı. Maç başı ücretle de buluyor. E, Fenerbahçe'nin masaya oturması bekleniyor demiş. Arkadaşlar Altay Bayındır'a sözleşmeyi uzatın. Altında yazan meblaya bakmadan direkt imzalar. Siz Altay Bayındır'ı çok fazla kafaya takmayın. Fenerbahçe'ye Forvet önerisi Musa Marega. Arkadaşlar, duyumcu arkadaşlar bir şeyler söylüyorlar. Ben diyorum ki yalanlıyorum. Yani bana gelen bir bilgi yok. Ben bu bilgiyi doğrulamıyor, doğrulayamıyorum diyorum. Üye arkadaşlar da dahil ısrarlı bir şekilde hocam Marega geliyormuş. Haberim var mı diye soruyorlar. Ben de anlıyorum ki bunu soran arkadaşların videolarla alakaları yok. Git şu, şu videoyu izle diyorum. İzledim hocam oradan geliyorum diyor. Bari yalan söylemeseler delikanlı olup deseler yani şey diye. Ben Marega hakkında hala 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 bir şey tutturamadım. Ha Brezilya liginden bir forvet derseniz adı X, Y, Z fark etmez olabilir derim. Burada da subliminal duyumu vereyim. Yaz Marega ile ilgili bir şey gördüm. Portekiz, Porto formasyonu da Jesus yakından tanıyor. Zaten Jorge Jesus yakından tanımasa niye Marega ismini bize yazacaklar değil mi? Ahmet Mehmet ya da forvet mi bitti? Fiyat araştırması. Fenerbahçe Musa Maregan'ın maliyetini araştırmış arkadaşlar. Yani e, maliyetini araştırmış. Avrupa'ya dönmek istiyormuş. Orada mutsuzmuş. Maregan'ın bonuslarla birlikte yıllık 6 milyon eurodan fazla kazandığı ortaya çıkmış. Ve 2 yıl daha sözleşmesi var futbolcunun diyor. E, ben başka bir yerde de West Ham United'ın 10 milyon euro bonservis ödeyerek alacağını duydum. Evet arkadaşlar size birkaç tane sürpriz söyleyeceğim. Bana gelen bilgiye göre Joao Pedro yarın kadroda yer alacak. Zaten daha önce de söylemiştim bu duyumu 21 kişilik kadroda. Fakat bir adım öteye götürüp ilk 11'de oynayabilir diyorum Joao Pedro için bu bir. Joshua King evet King perşembe günü çıktı oyundan kas ağrısı hissetti. Cuma günü idmanda tamamen yer almadı, dinlendirildi. Cumartesi idmanda yer aldı fakat oynarsa sakatlığının nüks edebileceği söylendiği için Adana Demirspor maçı kadrosunda olmasını beklemiyoruz. Yani 21 kişilik kadroda olmasını beklemiyoruz. Bu iki Nasıl yani hocam Joao Pedro ilk 11'de, Joshua King kadro dışı diyorsun? Evet. Arda Güler de kadro dışı. Hocam Arda ne yaptı? Şeye, Jesus'a bunak mı dedi? Şeyci misin dedi? Neydi onun adı? Komisyoncu musun dedi? Arda Güler'in de arkadaşlar sanırım annesinin bir rahatsızlığı varmış. Bundan dolayı e, ailesiyle e, şu anda kadroda olmayacak diye biliyorum. Yani Arda Güler ve Joshua King 21 kişilik kadroda olmayacak. Joao Pedro kadroda olacak. İlk 11'de oynar mı? Oynar gibi eğer ilk 11 oynamazsa hem Rossi hem King'i aynı anda izlemiş olabilirsiniz. King diyorum. Lincoln'u aynı anda da izleyeceksiniz. Bu da muhtemelen birçoğunuzu çıldırtabilir. Şimdilik ee, duyumlar bu şekilde arkadaşlar. Arda Güler niye kadro dışı demeyin? Bu niye kadro dışı demeyin? Duyumlar, durumlar bu şekilde arkadaşlar. Bilginiz olsun. Benim aktaracaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Yarınki videolarda görüşürüz. Başakşehir bu arada Kayseri Sporu 2-0 yendi. E, puan tablosunda 7 puanla lider. 6 averajı var. Fenerbahçemizin de 6 averajı var. Fenerbahçemiz 1-0 bile kazansa lider olacak yarın. E, i̇nşallah da hayırlısıyla e, lig bittiği hafta. Bütün maçlar tamamlandıktan sonra lider biz oluruz inşallah. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Maç başlayana kadar da inşallah şurada 25.700 olursa inşallah maçı da kazanırız diye tahmin ediyorum. Görüşmek üzere.